Hüseyin bize bir sene önce birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü ve beşinci parmak kopmalarıyla geldi. Dördüncü parmak kurtarıldı, tam kopmamıştı. Geri kalan parmakları zaten tamamen harap bir biçimde ve kopmuş olarak bize geldi. Gerekli ilk müdahalesi yapıldıktan sonra genç 26 yaşından sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Kendisine bu zaten yapılan bir tedavi. Dünyada çeşitli merkezlerde yapılan ayaktan ele parmak transferi teklif ettik. Risklerini anlattık. Ameliyatın zorluğunu anlattık. Kârlarını, zararlarını anlattık. Belli bir süre verdik. Ben dedi bu ameliyatı istiyorum dedi. Bundan 6 aya kadar önce elin en önemli parmağı olan birinci parmağını tekrar oluşturmak için sol ayağından ikinci parmağını alıp eline naklettik. Bu mikrocerrahi olarak çok zor bir ameliyattır. Biz sabah girip akşam çıkarız deriz buna. Yani saçımız inceliğinde ipliklerle milimetrik damarları birbirine diktiğimiz ve orada tekrar damar, sinir, tendon, kemik tüm onarımları yapıp tekrar fonksiyonel bir parmak elde ettiğimiz bir ameliyat. Bundan 6 ay önce ilk ameliyatı yaptık. Birinci parmağını sol ayağındaki ikinci parmağını alarak oluşturduk. Hastamız bundan sonra fizik tedavi ve diğer tedavileri aldıktan sonra kendisi çok memnun olduğunu, bir parmak daha istediğini söyledi bize. Bundan 6 ay kadar önce getirdiğimiz ameliyatın artık sonucunu almıştık tamamen. Birçok işimi ben artık bunu fermuarımı bile daha önce yapamadı. Fermuarımı bile ben bu elimle yapıyorum. Bizim getirdiğimiz parmakla yapıyoruz. Ben bir parmak daha istiyorum dedi. Daha önceden anlattığımız gibi zaten risklerini, zorluklarını vesairesinin hepsini bildiği için tamam dedik. Bu sefer de diğer en önemli parmağı olan ikinci parmağını yani işaret parmağını oluşturmak için bundan yaklaşık bir hafta kadar önce bu sefer sağ ayak ikinci parmağın işaret parmağı yerine getirdik. Bugün 7. gün bitti, 8. gün başladı. Artık bizim postoperatif tehlikeli zaman dediğimiz, her an biz çünkü 24 saat dolaşım takibi yaparız. En küçük bir dolaşım bozukluğunda bizim tekrar acil müdahale etmemiz gerekir. Şu anda artık o tehlikeli dönemi geçirdik. Bundan sonra yarın öbür gün artık Hüseyin'i taburcu edeceğiz. Bundan sonra fizik tedavi ve birkaç ufak daha şey olacak ve elini inşallah eskisinin %80-90 fonksiyonlu haline getireceğiz. Evet, bu parmağın alınmasının ardından ayakta bir işlev kaybı oluyor mu? Hayır, ayakta ikinci parmağı alıyoruz. Ayaktaki en güç aldığımız parmaklar birinci, beşinci ve topuk bölgesidir. İkinci parmağı, ikinci, üçüncü parmağı hatta birlikte aldığımız kişiler olur. Bu ayakta hiçbir fonksiyon bozukluğuna, hatta görebilirsiniz estetik bozukluğa bile yol açmayıp ki kendisi belirtir. Abi ben parmak arası terlik giyiyorum. Arkadaşlarla dolaşıyoruz filan diyor. Herhangi bir fonksiyon bozukluğu veya estetik bozukluk yaratmamaktadır. Teşekkür ederim. Aç, kapa. Kapa iyice. Tam kapa. Tam kapa, tam kapa, tam kapa. Yakında bu buna değecek. Tamamen aç şimdi. Zorla 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 tamamen açıyorsun. Bir daha kapıyorsun. Tüm gücünle kapıyorsun. Aferin. Helal olsun Mustafa. Tamam. İyice aç 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 aç. Çok güzel. Tüm gücünle aç. Aç aç aç. Bir daha kapa. O bu arada egzersiz de iyi yaptık bugün. Evet. Geri aç, 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 aç. Aferin. Bana da güçlü ediyor benim. İteyim elimi. Burada ayağın yük binen bölgesi olmayan baş parmağın yanındaki ikinci parmağı almış. Ve bundan 6 ay önce ilk ameliyatta aldığımız parmağın yerini görüyorsunuz. Oynatsana Mustafa. Kapa. Aç. Geri aç. Basarken herhangi bir zorluk hissediyor musun? Ayakkabı giymene. Hayır, hayır. Yokluğunu dahi hissetmedim. Yokluğunu dahi. Estetik olarak birisi parmağını saydığı zaman ancak estetik şey eksikliğini görebilecektir. Fonksiyon bozukluğu olmuyor. Senin taburculuk zamanın geldi. Bundan sonra fizik tedavi dönemimiz başlayacak. Bugün fizik tedavide devamlı bel tedavini kontrol et. Şöyle yakalayayım bir anlarını alayım. Sorun yok. Estağfurullah. Tanımış oldum en azından. Güzel oldu. Sen benim numaramı... Benim de kayıt. Sen de kaydedersen... Sen de kaydedersen... Sen de kaydedersen... O zaman sen benden niye haberin yok? Bak sen ne göre?
Bey, geçmiş olsun. Bize nasıl, kazanın nasıl olduğunu anlatabilir misin? Sağ olun. Kaza bundan bir yıl önce çalışmış oldum. Marangozhanede oldum. Muhasebecilik yapıyordum orada. Yağmurlu bir günde marangozlu, yani tahtaların içeri alma sırasında oldum. Yardım ederken oldum. Makinenin yanından geçerken düştüm. Daire testere denilen bir testere var. Elim ona çarptı. Çarpınca da büyük hasar aldı. İlk başta Çan Devlet Hastanesi'ne götürdüler beni. Orada ilk müdahale yapıldı. Ondan sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde baktılar, parmakları incelediler. Fazla hasar olduğunu söyleyip beni İzmir'e Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne naklettiler. Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne geldiğimde doktorlar tarafından parmaklarım kontrol edildi. Fakat fazla hasar aldığı için tutmayacağını söylediler. Bir ameliyat geçirdim o zaman. Eli kapattılar, parmakları kapattılar. Sonra belli bir süre kontrollere gelip gittim. Buradaki doktor Merhan Bey bana durumu açıkladı. İşte ayaktan parmak, ele parmak nakli olduğunu anlattı. Bir süre araştırdım. Doktoru araştırdım, durumu araştırdım, ameliyatı araştırdım, risklerini araştırdım. Ondan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Bundan 6 ay önce ilk ameliyatım oldum. Sol ayak ikinci parmağımı sağ el baş parmağıma naklettiler. Belli bir süre iyileşme sürecinden sonra, pansuman sürecinden sonra elim düzeldi. Yaklaşık 3 ay sanırım sonrasında elimi güzel bir şekilde kullanmaya başladım. Neler yapabiliyordun mesela? Kazadan sonra örneğin bardak tutamıyordum. Baş parmağım olmadığı için bardak tutamıyordum. Sonra ne bileyim, yani birçok şeyi tutamıyordum. Sonra fermuarlı, yani montumun fermuarı olsun, ayakkabı bağcıkları olsun, bu tarz hani ince iş gerektiren şeyleri yapamıyordum. Ama sadece baş parmağın gelmesiyle bunların hepsini çok rahat şekilde yapabildim. Tabii yani... İkinci parmağı istemen nasıl oldu peki? İkinci parmağı istememin sebebi, baktım bir parmak bile benim elimi bu kadar hani işlevsel hale getirdiğine göre dedim. Bir işaret parmağının da gelmesi dedim, yani büyük ihtimal daha da çok işime yarayacak. Zaten doktorum Erhan Bey de söylemişti bunları. Karar verdim yine. Olmak istedim. İlk başta bu uzuv kaybının çok aşırı bir sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim insana. Sonrasında belli bir süreç, ben bunu kısa sürede atlattığımı düşünüyorum gerçi. Yani ben bunu kısa sürede atlattım. Sonrasında zaten direkt tedaviye odaklandım. İlk ameliyatı olduk. Zaten ilk ameliyattan sonra yani elin durumu biraz canımı sıkmıştı. Hani şişikti, mordu, kandı falan filan. Onlar haricinde iyileştikten sonra çok mutlu oldum. Tabii bunun mutluluğun sebebi ikinci ameliyat olmama sebep oldu. İkinci ameliyat oldum. Şimdi o kadar şey değilim. Rahatım. Mutluyum yani. Şu an hiçbir sıkıntım yok. Şu an öyle bir durum yok. Yani şu an öyle bir durum yok. Sözlü veya nişanlılık durum yok en azından. Askerliğimi yaptım. Bir arkadaşımız diyeyim yani. Yaşadığımız yerdeki bir arkadaşımız yardım etmemi istedi bana. Tarihi, muhasebe, işte fatura kesin ediyorum. Bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Yani dediğim gibi. Pazartesi taburculuğunu planlıyoruz. Sonrasında telefonla atıyor. Nasıl çalıştığını. O hiçbir şey şu anda. Çok çok daha iyi oldu. Bir yıl önce çok hani kaza geçirince morali bozuktu. Şimdi eski neşesini buldu yani. Buldu değil mi? Ben de öyle geliyorum. Çok neşeli. Moral olarak, psikolojik olarak yani çok güzel. Mutluyuz. Sen de farkındayım. Ailecek. Artık tekrar.